Abi sorumuz zamlar. Her gün zamlar var akaryakıta. Nasıl bakıyorsun? Bugün yine 2.25 motorine 79 kuruşta benzine zam geldi. Ne güzel işte. Eski günlere dönün diyor. Ya deve alın diyor, ya eşek alın diyor, ya da yürüye yürüye yürüyün diyor. Sence? Söyleyin abi. Yani mal içim dolu, konuşturma beni. Kendi fikrini söyleyin abi. Yani ne durumda sakin, yani? Her gün sinirlenmeden sakin. Eşim aynen. Hamile. Canı çerez çekti. Gidip oradan bir çerez alayım dedim. Yüzlerce para alamadım. Yüzüm kara kara eve döneceğim. Tekrardan selamun aleyküm. Olur mu? Zam olsun ya. Zamda sıkıntı yok ki. Yok mu abi sıkıntı? Yok bayağı ne. Toplam neredeyse yani bir haftadır her gün akaryakıta zam geliyor abi. Gelsin. Bugün yine 2.25. He yine gelecek evet. Ne düşünüyorsun? Gel. Vallahi iyi. Millet istiyor. Adam veriyor. Sıkıntı yok. Ablacığım her gün akaryakıta zam geliyor. Evet. Her gün. Maalesef. Her gün. Her Allah'ın günü. Aynen. Ne düşünüyorsun? Yani ramak kaldı aç kalmaya doğru. Ne yapacağız? Evimizde oturacağız. Yapacak bir şey yok. Yani çok dolaşmayacağız. Ne yapalım? Yapacak bir şey yiyeceğiz. Yok mu? Bir şey mi yapalım? Az yiyeceğiz. İç savaş mı çıkaralım? Ne yapalım? Ha. Ne yapılması gerekiyor? Ayaklanalım size? Mı? Bence ayaklanılması hayır, gerekiyor. Mesela benzin mesela ne yapılması gerekiyor? Yani toplu ayaklanması lazım. Bütün halk mesela indirim olması için. Aynen. Mesela bunların vergileri var biliyorsunuz. Evet. ÖTV var, KDV var vesaire. Peki, mesela yönetenler ÖTV indirimi yapabilir vatandaşın sırtına yüklememek evet, için. Evet ellerinde herhalde tabii ki. Mesela bunlar yapılabilir. Ama bu yapılmıyor. Türkiye'de, mazot Türkiye'de evet. Çıkmıyor yavrum be. Bizi yönetenlerin hiç kabahati yok mu abla? Günde 10 olabilir. Milyon lira sadece sarayın harcaması. Onlar, saraya onlar, karıştırma. Onlar sen, tasarruf hadi, yapıyor mu? Bir dakika ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben AK Partiliyim. Hiç bana onun için yani belli yani. Onun için 2 saattir AK Parti laf dokundurtmamak için elinden geleni yapıyor. AK Parti değil derken ne var biliyor musunuz? Ama bu yanlış. Ülkeyi onlar yönetiyor. AK Parti derken ne var biliyor musunuz? Abi. Bir dakika başka öbürküleri çok mu iyi? Biliyor musun lardan? Bir dakika abi. Haberin var mı? Abi bir dakika vereceğim. Sen de konuşup duruyorsun. Bir dakika birbirine veriyorsun ya. Futbolcu şeylerini söylesene sen verilen paralara. Düzgün konuşalım. Tüpen çok düzgün konuşuyorum. Anlaşılmaz tabii abi. İşine gelmiyor çünkü. Onun için. İşine gelmediği için. Ha işine gelmediği için onun için konuşuyor. Lan ne anlatacağım sana? Sana ne anlatacağım? Konuşacağım mı konuşacağım? Ne anlatacağım sana? Ne anlatayım sana? Ne anlatayım? Ben Türkçe konuşuyorum. Ben Trabzonluyum tamam. Ben konuşmam böyle. İşine gelirse. Arkadaşlar böyle akıllar olduğu müddetçe bu insanlar akıllanmayacak. Hepsi aç. Ben de açım. Emekliyim açım. Kimse para veriyor mu? Vermiyor. Ülkeni talan ettiler. Sabahtan kalkıp da hangi şey zamlı değil. Her gün zam geliyor. Geliyor. Bunun sorumlusu kim abi? Ülkedeki yöneticiler. Ya bunlar Türkiye Allah bir dese inanmıyorum. Türkiye mahsus değil. Dünyada var böyle şey. Hangi dünya? Dünyada var. Doğru dünyada var. Dünyada var. Dünyada var. Hangi dünyada var? Ama Türkiye akaryakıt kaybında bir numarada şu an. Savaş bizde mi oluyor? Hayır yani etkiliyor bizi de etkiliyor. Dünyada sen neredesin? Etkiliyor bizi istersen bile etkiliyor. Ben de dünyanın bir parçasında yaşıyorum. Türkiye'deyim. Türkiye'desin değil mi? Beni dünya ilgilendirmiyor. Ben kendi karnıma bakıyorum. Kendi vatandaşıma bakıyorum. Dünyada varmış. Bana ne dünyadan ya? Hayır, yalan söylüyorlar. Hayır, yok, Amerika'daki en büyük devalüasyon. %7, Avrupa'da %2,5 kalkmışsınız. %50, %48 de. Devalüasyon da dünyada var. %54 TÜİK'in açıkladığı. Fakat kimse inanmıyor. Enak %120 diyor. %120. Evet, %120. Yazık ya günah. Evet, evet. Neyi savunuyor? Gelsene bak. Kardeşim bak. Bak bak. Arabaya git ancak gidersin. Yani dünya ile hiçbir ilgisi yok. Türkiye'deki olan ya her gün yakıtlara, mazota, benzine zamı, doğal gaza zam hiçbir yerde yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir de ya kendi oturduğu yere tabii doğal gazdan, benzinden, elektrikten farkı yok. Sarayda oturuyor. Yani oturduğuna zaman doğal gaza zam mı gelmiş, benzine zam mı gelmiş umuruna değil. Çünkü sarayda hiç faturadan haber yok gibi efendinin. Haberi olsaydı Türkiye bu hale gelmezdi. Beşli çete doyurmasaydı Türkiye bu hale gelmezdi. Şu anda kapının önünde 22 lira olmuş. Yani deldi geçti. İçimiz keşke şu anda bir dese ki cep telefonunu çıkar da bir kafasını gözünü kırsam şurada. Konuşmasını bilmeyen insanlar çok. Yani aklıyla değil arkasıyla konuşuyor. En basitinden vatandaş diyorsun vatandaşlar şu anda halinden memnunum diyor. Doğru mu? Bundan 2 gün öncesinde cumartesi günü resmen marketleri yağmaladılar. Yağ kuyruğu güya 1974'teki yağ kuyruğundan bahsediyorlar ama kafaları çalışmıyor. O dönemki ambargodan dolayı oldu. Şu anda Rusya'ya nasıl bir ambargo uygulanıyorsa o dönemde de öyle bir ambargo uygulandı. Yağ kuyrukları. Şimdi paran yok alamıyorsun. O zaman paran vardı alamıyordun. Sen ülkeyi yöneten adam nasıl dünyadaki... yağ
Ya o zaman kafama göre de zam yapıyorum. Böyle bir şey olur mu ya? Dünyada kriz haberiniz yok mu sizin? Ya zincir marketler kimdir ya abi Tayyip? Sen bahsediyorsun. Daha dün Ukrayna'da... Sen Rusya'nın neresinden geldin abi? Ben Tataristan'dayım. Tataristan'da yani. Kendi de yaşıyorum. Tamam. Ben sana şunu söyleyeyim. Dayı şunu niye izlediniz geldin? Mi? Tataristan iyisi orada. İzne geldim ya. İzne geldim. Kalsaydın orada çalışıyorum. Ya izne geldim orada çalışıyorum. Tatar'daysın yani. Ya değilim ya Türk'üm ya Sivaslıyım. Daha ya, Ukrayna yaptım. Savaşta dayım. Ukrayna savaşta olmasına rağmen ya bizden çok çok ucuz. Bir kere bunu düşünmüyor bu insanlar. Şey, yol diyor köprü var. Diyor şey diyor. Ya senin yolun köprün. İstanbul'dan buraya girene kadar 500 lira diyorsun ya. Gözüm. Bu ekonomi, adam bunu kimin çıkarına? Kardeşim ekonomik kriz dünyanın her tarafında mevcut. Değil mi? Abi şu anda. Mevcut mu değil mi? Savaş koşullarından mevcut dolayı mu? Akaryakıt pandemiden sıkıntısı var. Bir dakika iki sene. Bir dakika anlatıyorum. Akaryakıt sıkıntısı var. Hı. Fakat Türkiye şu an en fazla akaryakıt kaybeden ülkede bir numara şu anda. Peki 25 oldu. Almanya'da 24 oluyor bu akşam. Akaryakıt fiyatları zamlanmıyor mu yani veya İngiltere'de? Zamlanmıyor demedim zaten. Ben diyorum ki biz niye bu kadar çok etkileniyoruz? Savaş olan ülkeler bu kadar etkilenmiyor. Çünkü senin toprağın da petrol mü çıkıyor ciğer? Niye daha dün var kadar mı? Adamın biri çıktı dedi ki yağ rezervlerimiz çıktı 2023'te yağ çıkaracak diyor. Adam kafası zihniyeti bu ya. Şey bildiğin yağ yerden çıktığını sanıyor adam ya. Kafayı yağ, şekere. Abi sen diyorsun bakacağız ki Almanya'da yükseliyor. Gıdamız Almanya'da akaryakıt tamam. Çıkıyor mu abi? Gıdamız bu. Almanya'da akaryakıt çıkıyor. Kardeşim Almanya'da akaryakıt çıkmıyor ama adamlar ekonomisi güçlü. Almanya BMW'yi, Vauxhall'ı yaparken burada şapka işte insanlar asıyorlardı ya. Kıskanmıyor muydu Almanya? Usta bak Allah kendi ağzıyla söylüyor. O ekonomileri abi, güçlü diyor. Güçlü. Bizim ekonomimiz yok ki güçlü olalım. Adamlar Vauxhall'ı yediriyoruz. BMW yaparken sen insana söyledin burada insan. Sizi bu meydanlara salıyorlar insanları tahrik edin. Kim salıyor? Muhalefet salıyor. Yok muhalefet olarak insanları ya sen az önce sen darbeden bahsediyorsun. 15 şehit verdik diyorsun tamam mı? Bana bir tane milletvekili bir tane darbe kime yapılır? Millete mi yapılır? Hükümete yapılır. Güzel söyle. Bir tane bana bir siyasinin öldüğünü gösterir misin? Bir örnek söyle. Beyefendi insanları tahrik etme. Muhalefet ya yapıyorsan insan gibi yapacaksın. Ya bir tane de ki ben doğrusunuz yanlışsınız da. Ya bir tane de bir saattir seni dinliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir saattir. Kim koyuyor? Tayyip zamları koyuyorlar. Tayyip Erdoğan çıkıyor. 5 lira düşürdüm. Ne oldu? Kahraman oldum. Çıkarma bunu. 18'den 13'e düştü. Ne değişti? Bunu çıkarma abi, kardeşim. Bu zamı yapma. Şimdi mesela akaryakıt zammı sahte abi 10 liraya düşerse indirim mi olmuş olacak senin nasıl için? Yani? Şimdi mesela 24 liraya ulaşmış ya akaryakıt zammı. 10 liraya düştü diyelim bir günde. Senin için indirim mi olmuş olacak? Valla indirim olmayacak. Abi zaten daha 2 hafta öncesinde 10 liranın altındaydı. 3 hafta öncesinde 10 liranın altındaydı. Bu indirim olur mu sence? Kardeşim, mantıken düşünelim. Sen ithalata bağlı birisin. Hala siz burada insanları germek için her şeyi yapıyorsunuz. Helal olsun. Tebrik ederim sizi. Yalan mı söylüyorum? Germek değil. Ben yalan mı söylüyorum? 18'den 13'e düştü mü? Doğruları söylüyor. Bak ben Almanya'dan geliyorum. Ben sana söyleyeyim. Ben Almanya'dan geliyorum. Düşün sen 20 euroya benzinin 1 litresini alıyorsun. Kaç para abi Almanya'da bir litre benzin şu anda? 1-1,5 eurodur. 1,5 şimdi 2 oldu. 2-2,5 euro. Yok 2,5 değil. Hayır 2,5 değil. 1,90'a ulaştı. 2 olsun söyle. En fazla 2 olsun söyle. Sen bir 20 lira olsun düşün bilmiyorum yani. Bilmiyorum şimdi Almanya'yı. Ya dur hele. 20 lira değil mi 1 litresi burada? Sen 20 euro ver bak. Alıyor bak şimdi. Yok ya. Aa 25 lira olup ya. Çek git bu ülkeden ya. Abi bunlar niye savunuyorsun sen ya? Ne karın var onlardan? Bunlardan karın var mı kardeşim, şimdi? Bu adam ney adam? Seçimdir. Bu ülkenin milletin oylarıyla geliyor. Tamam abi. Gökten zembille gelmedi. Abicim 20 tamam, senedir ciğerim. Bu başımızda. Tamam. Dolar çıkıyor. Adam 2 lira indiriyor. Oo indirdi. Lan neyi indirdi? 20'ye çıkarmış doları, euroyu, euroyu. Ben de geleyim Almanya'da. Bak ben 2500 lira maaş alıyorum tamam mı? Burada gelsem kral gibi yaşarım ben. Geldim bak 3 aydır buradayım. Yaşıyorum abi ama bir şey sor. Sor. Sen anlat bitir be hemen gireceğim abiye bir şey sor. Şimdi ben buraya gelsem senin maaşının kaç katını alıyorum ben? Yazık değil mi? Kardeşim. Sen bir maaşına gidebiliyor musun tatile? Sen Antalya'ya giderken düşünüyorsun acaba bilet fiyatı kaç para diye. Ya bu tamam da. O tamam bu tamam o tamam nedir eksik olan? İstediğin gibi yaşayabiliyor musun? Almanya'da yaşayabiliyor musun? Yaşıyorum tabii ne yaşayacağım? 300 lira ben kira veriyorum 300 euro. 350 euroya kira vereyim. Yiyor içiyor. Kirasını ödüyor. Ya kuyruğuna girmişler. Besaş ekmek kuyruğuna girmiş ucuz diyor adam. Nerede gördün? Yaşın kaç? Ben 40 yaşındayım. Yaşın kaç? Ben de 41 yaşındayım. Ne gördün? Ben görmedim. Sen nasıl gördün? Sen nasıl gördün? Ben görmedim. Sen nasıl gördün? Ney? Ya bu ne diyor? Abicim hemen akaryakıtla ilgili konumuz o ya. Abi dedi ki 2500 euro maaş alıyorum ben.
Sen 2500 TL maaş alsan ve maksimum 1.90 ya da 2 lira akaryakıt litresi olsa pahalı gelir mi sana? Gelmez. Abi yaşam, yaşam standartı burada en altta. Anlıyor musun? En altta. Bak. Papua Yeni Gine'den aynı şeylerimiz ya. Bu nedir ya? Bu topraklarda yaşamak biraz ya toprak. Zor. Türk'üm ben de. Zor. Komando yaptım zor. Ben. 18 ay zor. Askerliğimi komando yaptım. Sonra gittim Almanya'ya. Sonra gitmek zor. Ya abi biz ne söylüyoruz sen ne söylüyorsun? Biz diyoruz ekonomik kriz var. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi sana soralım. Abi sen bir şeylerin yani gerçekten durum, vaziyetin, realitesinin farkındasın. Evet. Fakat senin gibi gurbetçi olan vatandaşlarımız da var. Evet. Ve onlar Türkiye'nin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Abi. Ya adamların durumu iyi. O yüzden nasıl iyi olsun? Adam orada, dur burada parası değerleniyor. Ya adam abicim işsizlik parası var. Orada sen hiç çalışma. Diyor ki bu abi gidiyor Almanya. Hiçbir şeysi yok Almanya'da. Ya, 350 euro buna 400 lira maaş veriyorlar. Çalışmıyor. Kirasını ödüyorlar. Her şeysini ödüyorlar. Buna bir de eğitim veriyorlar ki bu gitsin kendini geliştirsin ki iş bulsun. İnsanı düşünüyor. Aynen. Abicim Almanya'dakilere kimseye oy verdirmesinler ya. Verdirmesinler. Adam buranın halini bilmiyor ki. Gelsin burada oy adam diyor evet Tayyip iyi. Kardeşim 20 senedir başımızda ya. Ben Almanya'da yaşıyorum ama benim ailem burada yaşıyor. Benim ciğerim yanıyor. Ülkem burada. Ya Almanya'yı boş veresin. İlk geldiğimde ilk zamanlar iyiydi. Ben de seviyordum onu. Ama bir baktık ya bu halkı eziyor. Halk her şey pahalı oluyor. Yavaş yavaş ama birden değil. 20 seneye bunu yaydı. Bile tedirgin oluyor ki insan genel olarak ya bir şey paylaştığında veya konuştuğunda muhalif olduğu için acaba yarın farklı bir şey mi? Biz ticaretle uğraşıyoruz. Evet, en çok akaryakıtı da biz tüketiyoruz. Ha, sen daha gördün mü? Evet, biz harfiyat işi yapıyoruz. Evet. Şu iki dönem özellikle iyi yönetilmedi ülke. Yani bu bunu son iki dönem yani şu an biz 6. ayın 11'inde ben iş yapıyordum. 6 lira 5.90'a yakıt almışım. Bugün 25 lira 5 katı olmuş. Dünya olarak küresel bir sıkıntı var. Var. Bizim ülkemizde de şu an bu akaryakıtın tamamen durdurulmasının bence temel nedeni ülkemizin bu gibi şeylere hiçbir hazırlığının olmadığını, halkı, ülkeyi korumaya yönelik bir bütçenin olmadığını gösteriyor. Çünkü şu an bizim ülkemizde düşün ki savaş yok, dışarıda var ama emin ol biz onlardan günlük daha çok etkileniyoruz. Abi savaş tamamen gibi, ülkemiz tamamen, sanki savaşın içindeymiş gibi bak, her şey tamamen, pahalı. Her şey düzelmesi için ne yapacağız? Değişim bu. Değişim istesen yani. De istemesen de. Tek çare ne biliyor musun? Mucizelerle değil devrim ne olur? İthalat aynen öyle. İstesen, aynen öyle. İstesen de istemesen de bu değişimin eşiğinde zaten. Anladım abi. Yani, abi teşekkür ederim. Hayırlısı olsun diyelim. Sağ olasın abi eyvallah. Hakkımıza hayırlısı diyelim. Abi şimdi değişim olsun da. Değişim olunca mazot amacım düşecek. Düşecek mi? Şimdi değişim olsa çözüm mü diyorsun? Değişim çözüm olmaz diyorum ben. Senize ne olması diyorum. Lazım onu söyle. Yani biraz sabredeceğiz. Zaten ne Avrupa'nın yurt dışını istediği bu. Halkı birbirini düşürmek. Yok ne abi ya. Dış kişiler. Tamam işte sen demin sen demin dedin ya. Böyle sokağa çıksak onun istediği biri dedi. Sadece onun istediği o zaten. Birbirine girelim sandalye. Gidişat iyi değil abi. Gerçekten iyi değil bak bunu iyi bilin. Hayat pahalı. Değil. Hayat. Neden iyi değil abi yani? Bilemiyorum sebebi abi. Nedir yani? Ya, neden kötü? Evet. Ekonomi. Şu anda iki tane savaş var. Tamam. Mana edirler. Üç tane mahkeme geldim. Yağ yok. Sıvı yağ yok. Aynen. Biz kimseden darık değil. Ekonomiyi düzlesinler. Kim olur olsun. Tamam amca kim sorumuz olur? Şu. Her gün zam geliyor karyakıta artık. Petrol şey şu anda mazot 18-19 lira. 24 lira oldu motorun. 24 mü? Motorun 24 lira oldu bu zamla birlikte muhtemelen. Her geçen gün zam geliyor artık takip edemiyorsun anladın mı? Kime vereceksin dayı? Benim mi? AK Parti mi? AK Parti'ye değil. Meral Hanım'a vereceğim. Meral Hanım'a mı vereceksin? Valla o daha şereflidir. Her gün bu zamdan bıktık. İnşallah bu hikmetten bir an önce kurtuluruz. İnşallah bu gençlerde hepimiz kurtuluruz. Emekliler şu anda dün bir emekliyle konuşuyordum. Başka hükümet geldiği zaman maaşımızı alamayacağız diyor. Ha bir de böyle deniyor abi. Sence ya, değişirse çok mu kötü? Adam sırf emek öyle maaşını alamayacak diye lan ülke yanıyor, ülke gidecek ya. 13 milyar elektrik faturası geldi. 13 milyar elektrik dün de geldiler elektriğimi kesmeye.
esnaf olarak. Anladım. Daha diyecek bir şey yok. Millet 50 kuruş için vermemek için yani BESAŞ kuyruklarına giriyor. Şimdi kuyruk, o zamanlar kuyruk varmış ya. Yıl olmuş 2022 lira, millet 5000 lira, 4,5 milyar asgari ücret alıyor. Madem herkese para yatıyor, kim niye 50 kuruş için beklesin sırada? Aynen abi. Mesela abi 2008 yılında asgari ücret 638 liraydı. Annem böyle el arabasını biliyor musunuz mu? El arabasıyla böyle çuval çuval şey yiyecek içecek gıda getiriyordu hani. Çuval çuval 2008 yılında 638 lira.